Fernet senden herkese iyi akşamlar. Geçen hafta biliyorsunuz kurumsal koç Burcu Yularcı ile birlikteydik. Ve Netizen Hashtag'ine çok fazla mesaj geldi. Bu mesajlardan bence en ilginçlerinden birisi Change.org sitesinden programın süresinin uzatılması konusunda gelen mesajdı. Onu da hemen bahsetmek istedim. Bu hafta yönümüzü biraz daha teknolojiye çeviriyoruz. Yani hani sosyal konuların dışında biraz daha teknoloji, biraz daha bilimsel konulara çeviriyor olacağız. Biraz daha farklı bir noktadan bakıyor olacağız. Tabii Türkiye'deki gelişmelerden konuşuyor olacağız. Şu an stüdyoda konuğum Gönen Özüysal, Dinamo Elektrik CEO'su. Hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Konumuz elektrik. Yani evet. Elektrik ve enerji sektörü. Enerji sektörü gerçekten ilginç bir sektör. Evet. Herkes için de çok ilginç bir sektör. Şu nedenle ilginç bir sektör. Bir kere ülkenin siyasetine de etki eden bir sektör. Ama bir yandan da liberalleşen ve gelişen yeni sektörlerden birisi. Elektrik tarafında yeni bir şeyler oluyor. Onlar nelerdir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet, elektrikte özelleştirmeler var. Bu aslında çok yeni değil. Ancak yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Ne kadar zaman oldu aslında? Aslında 10 yıl kadar bir süre oldu bu konunun başladığı tarih. Fakat o tarihlerde kullanılabilir olması, yani yaygınlaşması için gereken alt limit yükseklerdeydi. Yıllar içerisinde bu alt limitler düşürüldü ve özellikle son 2 yıldır evlere ve ofislere ulaşacak seviyeye geldi. Bundan sonra da tamamen ortadan kaldırılması beklenen bir limit var. Bu limit nedir diye herhalde soracaksınız. Evet. Bu limit elektriği tedarik şirketlerinden alabilmeniz için serbest tüketici denen bir tanım getirildi. Bu serbest tüketici tanımında da bir alt limit belirlendi. Yani en az yılda şu kadar tüketiminiz olması gerekiyor ki serbest tüketici olabilirsiniz. Ne kadar şu anda o? Şu anda 4500 kilowatt saat diye tarif ediliyor. Onun da kolay anlaşılabilmesi açısından eski fiyatlarla aylık ortalama fatura 133 liraya denk geliyor. Ancak bu yeni yılda, Ocak ayında yeniden bir düzenlemeye gidilecek. Eski planlara göre tamamen ortadan kaldırılması bekleniyordu. Bu sene için bizim öngörümüz ortadan kalkmayacağı ama yine önemli ölçüde bir düşüşe daha uğrayacağını tahmin ediyoruz. Bu şekilde. Yani 100 liranın üzerinde ödeme yapan, elektrik faturası ödeyen tüketiciler artık şu anda istedikleri herhangi bir üreticiye geçebilir duruma mı geliyorlar? Bizim tahminimiz daha da düşeceği yönünde. Üretici değil, tedarikçi diye tanımlayabiliriz. Nedir oradaki tanımlamalar? Yani bir üreticiler var değil mi? Yani üretimi hala devlet yapıyor mu yoksa devletin dışında üreticiler de oluşmaya başladı mı? Şöyle anlatayım. Elektriğin macerası aslında 4 kanalda gerçekleşiyor. Birincisi üretim. Devlet veya özel sektör tarafından elektrik santrallerde üretilir. Evet. İkincisi iletim. İletim devletin elindedir, devletin kontrolündedir. Yani devletin iletim hatlarıyla elektriği ülkenin her bir yanına ulaştırırsınız. Daha sonra dağıtım devreye girer. Dağıtım da sizin evinizdeki veya iş yerinizdeki kapının dışında bulunan sayaca kadar olan kısımdır. O sayaçtan içerisi de bizim işimiz. O da tedarik, yani satış kısmı. Şu anda elektriği siz istediğiniz tedarikçiden alabilir durumdasınız. Kaç tane tedarikçi var? Şu anda son bilgim 198 olması lazım. Türkiye'de şu anda 198 tane tedarikçi var. Evet, Enerji Bakanlığı'ndan lisans almış 198 firma var diye biliyorum. Her gün sayısı da artıyor. Peki ben mesela hani bu kadar teknolojiyle ilgili olan birisi olarak 198 sayısını şu anda duyuyorum. Evet. Faturama bakıyorum. Faturam hiç değişmedi. Aynı fatura geliyor. Peki evet. Ne değişti? Yani hani sonuç itibariyle o zaman birileri yani bir şey değiştirmiş olmam lazım. Benim tedarikçi değiştirmiş olmam lazım. Aslında faturanız değişti. Tedarikçiniz de değişti. Bizdeki algı şudur genelde. Konu henüz çok fazla bilinmediği için bu alt limitlerden ötürü çok fazla bu konu tanıtımına gidilemedi bugüne kadar. Yeni yılda bunu bekliyoruz Ocak ayından itibaren biz de. Sizin aslında elektriğiniz özel bir tedarikçiden geliyor. Bunun oluş şekli de şöyleydi. Ben hala devletten aldım zannediyordum. Evet, birçok kişi böyle zannediyor. Öncelikle devlet dağıtım şirketlerini özelleştirdi. Evet. Eskiden devletin kontrolünde olan dağıtım şu an Türkiye 21 bölgeye bölündü ve özelleştirildi. Dolayısıyla bu dağıtım şirketlerinin tedarik şirketinden aslında siz elektriğinizi alıyorsunuz. Faturanız değişmedi zannediyorsunuz. Faturada sadece logo ve faturayı düzenleyen firma unvanı değişti aslında. Bu şekliyle biz de bu tedarikçilerden biriyiz. Yani sizin şu anda aldığınız
Tedarik firması her kimse, ondan hiçbir farkımız yok. Peki o zaman tabii bu arada izleyicilerimize şu bilgiyi de vermek istiyorum. Netizen hashtag ile yazacağınız soruları ben anında okuyup Gönen Bey'e iletme imkanına sahibim. Dolayısıyla Netizen hashtag'ini kullanabilirsiniz ya da Atıf'ın aldığı mention'ıyla Twitter'dan mesajlar atabilirsiniz. İkinci sorum şu, benim yine takıldığım konulardan birisi. O zaman ben bunu değiştirebilir durumdayım. Tabii. Ama bunu nasıl değiştireceğimi ve niye tedarikçiler şu ana kadar bana gelip ya ben sana şu imkanları sağlayacağım, imkan sağlıyorlar mı bir kere? Tabii tabii ki. Yenilikler oluyor mu? Tabii ki yenilikler var, avantajlar var. Her firma kendi stratejisine göre öncelikle bir fiyatlandırma belirler. Ve şu ana kadar devlet tarafından regüle edilen fiyat mekanizması üzerinde, yani belirlenmiş olan tarife fiyatları üzerinde her firma kendine uygun bir indirim oranıyla tüketicinin karşısına çıkar. Öncelikle burada başlıyor. Yani fiyat avantajıyla yola çıkıyor herkes. Arkasından bunu farklılaştırarak bir takım ilave hizmetler, ürünler ve ilave faydalarla müşteriye gitmek gerektiğini en azından biz düşündük. Zannediyorum birçok firmada bu konuda çalışıyordur. Peki bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi Almanya'da hep konuşulan konulardan biridir. Almanya'da çok küçük firmalar bile elektrik satabiliyorlar ya da kişiler elektrik satabilirler devlete diye konuşulur. Ve bunda çoğunlukla işte alternatif kaynaklar üzerinden, mesela bir güneş paneliyle evinize elektrik alırsınız, hatta onu devlete satarsınız, ondan sonra siz kendi elektriğinizi oradan alırsınız diye. Şu anda Türkiye'de de böyle bir imkan var mı? Yani üretim yapılabiliyor mu? Bu yönde de var. Şu 1 megawatt altı üretimler lisanssız hale geldi. Yani siz de işletmenizde çok büyük bir sitede oturduğunuzu varsayalım. Orada kendi elektriğinizi üretebilirsiniz. Çok bu büyük yönde, bir sitede diyorsunuz. Ben evimde kendime güneş paneli koyup... Var. Bu yönde de çalışmalar var. Bu konuda bizim çok fazla ilgi alanımız olmadığı için, küçük üretimlere girdiği için biz o yönde çok ilgili değiliz. Ancak bunu yapanlar da var. Rüzgar siz veya üretim güneş. Yapıyor musunuz? Bizim kendi hidroelektrik santrallerimiz var. Üretim yapıyoruz. Ayrıca tedarik tabii ki en önemli işimiz şu anda. Peki üretiminizi kendiniz mi satıyorsunuz yoksa? Biz üretimimizi devlete satıyoruz. O da yatırımın devlet tarafından teşvik edilmesi sonucu aldığımız lisanslar ve projenin gelişimi üzerinden devlete satışımız var. Diğer tarafta da tedarik tarafını yürütüyoruz. Tedarik tarafı aslında çok basit bir yöntem bu. Oluşmuş bir piyasa var. Bu piyasalarda biz toptan elektriği alıp kağıt üstünde ticaretini yapıp perakende de size satıyoruz. Yapılan iş bu kadar. Aslında telekomünikasyon sektöründe yapılan şeyin neredeyse birebir aynısını tabii görüyoruz burada. Çok benziyor. Çok benzemekle birlikte bazı değişiklikler var. En önemli değişiklik telekomünikasyonda altyapı değişikliği varken bizde altyapı değişikliği yok. Yani ben evime elektrik almaya karar verdiğim zaman diyelim ki şu anda kullandığım şirketi değiştirdim, başka bir tedarikçiye geçtim. O zaman ne yapıyorsunuz? Gelip şeyi mi değiştiriyorsunuz, saati mi değiştiriyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Altyapı ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bugüne kadar gelen şekliyle elektrik size akmaya devam ediyor. Ve aslında siz bu geçişi fark etmiyorsunuz. Geçiş tamamen kağıt üstünde gerçekleştiği için fiziksel olarak hiçbir müdahalemiz yok bizim elektriğe. Sadece kağıt üstünde işlemler tamamlanıyor. Aslında sizin elle tutamadığımız elektriğinizi tedarik eden firma haline geliyoruz ve faturanızı düzenliyoruz. Yaptığımız şey bundan ibaret. Yani normalde internetim evde değişirse birisi gelip modemimi değiştiriyordu. Evet. Burada öyle bir şeye de ihtiyaç kalmadan her şey değişiyor. Aynen öyle. Peki o zaman niye ben hani şu an kullandığım tedarikçiyi değiştirme ihtiyacı duyayım? Tedarikçiler kendi aralarında nasıl farklılaşıyorlar? Öncelikle dediğim gibi fiyat konusunda bir değişiklik var. Burada firmaların, herkesin kendi politikası farklı, kendi stratejisi farklı, farklı fiyatlandırmalar var. Firma sayısının çok olmasından ötürü ve özellikle fiyatın da tek değişken olmaması gerektiğine biz inandığımız için farklı avantajlarla yola çıkmaya karar verdik ve müşteri faydası üzerine çalıştık. Bunun içinde teknolojik gelişmeler de var müşterilerimize sunduğumuz. Bir takım avantajlı ürünler de var ve aslında biz kurgumuzu ürün ve hizmetleri bir araya getirerek, birleştirerek sunmak üzerine yaptık. Bu genel olarak hani bizim şöyle alıştığımız bir şeye denk geliyor. Ben çoğunlukla bunu seminerlerde anlatıyorum.
hayatımızdaki her şey servise dönecek diye konuşuyoruz. Hı hı. Ve telekomünikasyon sektöründe bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani evimiz, biz kendimize bir tane mobil hat aldığımız zaman onunla birlikte bir tane cep telefonu hediye ediliyor ya da cep telefonu alabiliyorsunuz. Bu tarafta da bakıyorum, benim hep söylediğim bir şey var. Çamaşır deterjanınıza yakında abone olacaksınız. Ve siz bir çamaşır deterjanını 2 yıl boyunca kullanmak istediğinizi söylediğiniz zaman size bir tane çamaşır makinesi de yanında hediye olarak gelecek diyorum. Ve bunu dediğim zaman insanlar genelde şaşırıyorlardı. O zaman elektrik sektörü buna yakın bir şey mi yapıyor? Buna yakın şeyler oluyor. En azından biz bu yönde çok çalışıyoruz. Öncelikle ülkemizde servis, daha doğrusu hizmet sektörü çok gelişmiş durumda. Ben de bunu aslında şöyle örnekle yola çıkıyorum. Bir hamburgeri evinize ücretsiz servis yaptırabiliyorsanız çok önemli bir yerdeyiz hizmet sektörü açısından. Ve bizim de bu sektörde bulunmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesidir bu. Yani Türkiye'de böyle bir şeyin oluyor olması Türkiye'yi farklı bir noktaya götürüyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Dünyada öyle bir şey? Dünyada bu yönde çalışmalar var. Özellikle Avrupa'da biz büyük araştırmalar yaptık. Yani bu konuda yola çıkmadan önce de Avrupa'yı çok çalıştık. Hala da devam ediyoruz. Kim elektrik sektöründe en iyilerden birisi? Elektrik konusunda, elektrik özelleştirilmesi konusunda en başarılı ülke olarak İngiltere gösteriliyor. Şöyle bir örnek verebilirim size. İngiltere'de şu anda online'da elektrik satışı yapan 31 tane firma vardır. Bu 31 firmanın 6 tanesi tüm İngiltere, daha doğrusu Birleşik Krallık diyelim, tüm ülkenin pazarının %91'ine sahip 6 firma. Ve biz bu 6 firmanın nasıl çalıştığını inceliyoruz. Çok uzun süredir bunun üstünde çalışıyoruz. Buradaki Türkiye'de uygulayacağımız modellemeyi de buradan yola çıkarak oluşturduk aslında. Bunun içinde ürün de var, servis de var, birleştirmeler var. Sizin evinizde ihtiyacınız olan elektriği bugün benden alıyorken yarın doğalgazınızı da benden alıyor olacaksınız. Ya da benim gibi firmalardan diyelim. Daha sonra üstüne internet, telefon da dahil olacak. Daha sonra üstüne ürünler de dahil olacak. Biz de... Ürünlerden kastımız ne? Bu değişecek. Yani az önce verdiğiniz örnek gibi. Kimi firma diyecek ki ben akıllı telefon veriyorum sana elektrikle birlikte. Biz daha çok tasarruf üstüne yoğunlaşıyoruz. Tasarruflu ürünler bizim hedefimiz de şu anda. Yani biz müşterimize elektriği tasarruflu fiyatla verirken bir taraftan tasarruf etmeyi de size öğretmek istiyoruz. Ve ayrıca tasarruflu ürünler kullanmanızı istiyoruz. Bunları avantajlı hale getirip paketleyerek size sunduğumuzda size bir fayda sağlamış olacağımıza inanıyoruz. Peki Gönen Bey, bu biraz ters bir durum değil mi? Yani sonuç itibariyle siz elektrik satıyorsunuz. Doğru. Ve diyorsunuz ki elektriği ben size tasarruflu vereceğim. Doğru. Aslında siz ne kadar çok harcarsanız ben o kadar kazanıyorum teorik olarak. Evet. Fakat biz başta dediğim gibi elektriğin fiyatının ötesinde bir şey yapmamız gerekiyor. Size başka faydalar sağlamamız lazım. Ve biz size tasarrufu bu yüzden öğretmek istiyoruz. Bunun hem ülkeye katkısı var, hem size katkısı var, hem de müşteri memnuniyeti sonucu bize katkısı var. Bu yüzden çalışıyoruz. Peki izleyicilerden soru gelmediğinden ben şöyle bir sonuca vardım. Ya internet bağlantımda bir problem var, o da mümkün. Ama bir ikinci ihtimalde yani biz konuşuyoruz ama elektrik konusu biraz karmaşık bir konu. Yani şu noktada karmaşık bir konu. Bizim alışkanlığımız genelde Türkiye'de evinize gidersiniz, elektriği bağlatmak için elektrik idaresine gidersiniz. Elektrik idaresinde sizin bir işlem yapılır ve o işlemin arkasından gelen faturaları ödemeye başlarsınız. Bizim sistemimiz budur. Fatura ödememeye başladığınız zaman elektriğiniz kesilir falan gibi bir düzenimiz var. Doğru. Şimdi ama bu değişti mi? Yani hani sonuç itibariyle artık elektrik idaresi diye bir yer var mı? Elektrik idaresine gittiğimiz zaman bir tedarikçi oluşuyor mu? Yoksa gidip herhangi bir yerden birilerini bulabiliyor muyuz? Ya da onu nereden buluyoruz? Yani biz tedarikçileri nereden görürüz? Şimdi dağıtım şirketleri var. Dağıtım şirketleri de devam edecekler çalışmaya. Yani aslında sizin işiniz evinizde ihtiyacınız olan kısmı, evinizde ve iş yerinizde ihtiyacınız olan kısmı, elektriğim kesildi mi? Arıza mı var? Geliştirme mi yapılıyor bölgede? Bunlar dağıtım şirketlerinin görevi olarak devam ediyor. Ve siz aynı şekilde bugüne kadar kiminle görüştüyseniz aynı şekilde görüşmeye devam ediyor olacaksınız. Biz burada fatura düzenleyici ve elektrik ticaretini yapan firmalarız. Biz tedariğinizi gerçekleştiriyoruz. O kısımda bir değişiklik yok. Peki tedarikçileri nereden buluyoruz? Ya da yani ben mesela benim
bölgeme kim tedarik ediyor? Ya da herkes her tedarikçi her yere tedarik veriyor mu? Evet. Ve bir soru daha, o zaman bu kadar çok tedarikçi var ve bu kadar çok yere ulaşabiliyorlarsa devletin buna bir şey koymuş olması lazım. Yani İngiltere'de 136 dediniz yanlış hatırlamıyorsam. 31 firma var şu anda. Türkiye'de 100 küsür demiştiniz, 190 civarlarında mı bir rakam vermiştiniz? Niye bu kadar fazla ve hani... Gerçi İngiltere ile buranın şeyi de farklı ama şimdi orada İngiltere'deki örnek farklı. Orada oturmuş yapılar var. Bu benim bahsettiğim internette hizmeti olan firmaları anlatıyorum. 31 firma derken. Türkiye'de de şu an konunun popüler olması sebebiyle özellikle büyük bir ilgi var. Tabii bu bahsettiğim firmaların tamamı aktif değiller şu anda. Bir kısmı şu anda sadece lisanslarını almış, herhangi bir faaliyetleri yok. Bir kısmı da aktif olarak bu işle uğraşıyorlar. Siz nereden görebilirsiniz? Aslında Enerji Bakanlığı'nın, EPDK'nın web sitesine girdiğinizde bütün lisanslı firmaların listesini görebilirsiniz. Ayrıca zaten biz gelip sizi buluyoruz ikinci olarak da. Zaten beklenti o değil midir? Yani sonuç itibariyle eğer bir liberalleşme, özelleşme söz konusuysa, özelleşmenin arkasından tüketiciye birilerinin ulaşması lazım diye tabii düşünüyorum. Tabii ki. Bu şekilde biz size ulaşıyoruz. Bölge sınırlamamız yok. Tüm Türkiye'de bu işi yapabiliyoruz. Hatta toptan tarafta ihracat ve ithalat da yapabiliyoruz. Öyle mi? Tabii. Interconnected sistem denen iletim hatlarının ülkeler arası bağlantısı vardır. Komşu ülkelerle bağlıyız biz. Ben şu anda Gürcistan'dan elektrik alıp buraya getirebiliyorum. Veya Bulgaristan'dan alıp getirebiliyorum. Bunun belli koşulları var. Toptan ticaretimizi bu şekilde de yapabiliyoruz. Perakende de ise tüm Türkiye'ye tedarik edebiliyoruz. Burada bir sıkıntımız, herhangi bir kısıtlamamız yok. Teknik olarak herhangi bir müdahalemiz olmadığı için, örneğin biz İstanbul firmasıyız. İstanbul'da olmamız Hakkari'deki müşterimizin doğal hayatını etkileyecek herhangi bir koşul yaratmıyor. Böyle bir durum var. Az önce sorduğunuz soruyla ilgili olarak, evet abonelik merkezlerinden bahsettiniz. Bizim yola çıkışımız biraz şöyle oldu. Elektrik... Genel algı olarak ürkütücü bir şeydir değil mi? Elektrik ürkütür, korkutur, çarpar elektrik. bu yüzden de çok ciddiye alırız biz elektrik işini. Ve çok korkarız. Hep güvende olmak isteriz. Biz buradan yola çıktık aslında. Ve yapımızı kurgularken, web sitemizi oluştururken de siz incelediniz biliyorum. Bizim herhangi bir elektrik firması görüntümüz yok web sitesinde baktığınız zaman. Bir online ticaret şirketi gibi bir görüntü verdik. Bunu yapmaktaki amacımız şuydu, biz ürkütmek istemiyoruz, biz çarpmıyoruz, biz buradan yola çıktık. Kolay ulaşılabilir olmak gerektiğini düşündük ve abonelik merkezleri denen yapıyı ortadan kaldırmak üzere biz yola çıktık. Bizim abonelik merkezimiz yok. Siz normal koşullarda abonelik merkezlerine gidip imzalar atıp bir takım bürokratik işlemlerden geçmeniz gerekirken biz bunları tamamen ortadan kaldırdık ve online'da bu doldurduğu çok basit bir formla aslında bu geçişi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve biz yazılımımız üzerine ciddi yatırımlar yaptık. Yazılımımızı tamamen hatadan uzaklaşmak için özellikle insansız hale getirdik. Siz yaptığınız bir başvuru sonunda bütün işlemlerimizi, arka tarafta dönen çok ciddi manuel işlemler var. Bunların tamamını otomatik hale getirdik. Siz abone olarak başvurunuzu yaptığınız anda sizin işiniz bitiyor. Bir sözleşme ihtiyacımız var tabii ki karşılıklı anlaştığımızı belirtmemiz için. Bu sözleşmeyi de tüm Türkiye'de anlaşmalı olduğumuz kuryemiz vasıtasıyla size ulaştırıyoruz. İmzalarınızı alıyoruz. İşleminiz bu kadar. Ondan sonra sunduğumuz avantajları kullanabilir hale geliyorsunuz. Peki operatör geçişlerini göz önüne alırsak, geçen haftalarda ben öyle bir şey yapmaya kalktım da yaklaşık 7-8 günlük bir süreç verildi bana. Burada nedir durumlar? Yani hani bir tedarikçiden diğer tedarikçiye geçmek ne kadarlık bir süreyi alıyor? Bu yaptığınız başvuru tarihine göre değişir. Çünkü belli kurallar, belli tarihler var bu işlemlerin yürüdüğü. En az 4 hafta, en fazla 8 haftada bu işlem tamamlanır. Çok mu uzun geldi diye düşünebiliriz. Ama dünyada da bu böyle. Yani bu değişiklikler günlük, anlık olan şeyler değil. Belli bir prosesten geçmesi gerekiyor. Ve zaten belli tarihlerde sayaçlarınız okunup faturalandığı için bu düzeni hiç kimse bozamayacağı için gayet normal süreler bunlar. 4-8 haftada işlemi tamamlayabiliyoruz. Dünyada özelleşen
Ülke sayısı nedir biliyor musunuz? Ya da Avrupa'da özel mi çoğunluk yoksa? Birçoğu özel firmalar tarafından gerçekleşiyor. Tam olarak sayıyı bilmiyorum şu anda. Ama yön bu tarafta. Özellikle gelişmiş ülkelerde çok uzun süredir tedarik işlemleri bu şekilde devam ediyor. Hatta İngiltere'de altyapı o kadar gelişmiş ki siz sadece posta kodunuzu girerek karşınızda fiyatlama alabiliyorsunuz. Tedarikçinizi değiştirebiliyorsunuz. Sizi posta kodunuzdan tanıyorlar. Adres burada etkili mi elektriği için, almak için? Bizim sistemimizde herhangi bir değişiklik olmaz. Dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde oturuyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez, biz size ulaşıyoruz. Peki Türkiye'de posta kodu sistemi bu noktada çalışıyor mu yoksa? Yok bu ayrı bir örnek olması için söyledim. Hayır, şuradan biliyorum. İngiltere'de geçen ay içinde ben İngiltere'deydim. Hani taksiye bile posta kodunu verince sizi şakırt diye gideceğiniz yere kadar götürüyor. Doğru. Herhangi bir başka şey söylemenize gerek kalmıyor. Doğru. Ne yazık hatta ki söylemezseniz problem oluyor değil mi? Evet. Türkiye'de ne yazık ki böyle hani adresler, bir de adreslerin çoğu birbirine çok benzer. Mesela cadde isimleri her yerde aynı olan yüzlerce cadde var. Ya da değiştiriliyor. Dolayısıyla sıkıntı olabiliyor. Bulmakta zorluk çektiğiniz durumlar oluyor mu? Yok, hayır. Bizim açımızdan bu tip sorunlar yok. Çünkü biz abonelik numarası üstünden gidiyoruz. Bizim sistemimiz bu şekilde. Yani sizin sayaç numaranız ve abonelik numaranız ve tabii ki kimlik bilgileriniz ya da şirket bilgileriniz abonelik işlemi tamamlamak için yeterli. Peki şimdi bir isterseniz ara verelim. Tabii. Sizin VTR'nizi izleyelim. Aslında elektrik işinde neler değişiyor onu bir parça konuşuyor. VTR'yi de görüyor olacağız. Belki izleyicilerimiz için de bir parça daha kafalarında oturur. Çünkü daha sonra da şunu sormak istiyorum. Hani elektrik dünyasında bu tip değişiklikler Türkiye'de oluyorken, hani dünyada da zaten var, Türkiye'de de olmaya başladı. Biz ne beklemeliyiz ya da bir tüketici olarak benim beklediğim bazı şeyler var, onları soracağım size. Bunları veriyor musunuz ya da bu imkanları kim alabilir miyiz Türkiye'de? Onları sormak istiyorum. Şimdi kısa bir VTR'miz var. O VTR'yi seyrettikten sonra yine stüdyoya döneceğiz. Hoş geldiniz. Eskiden elektriği sadece bir şirketten alıyor ve onların şartlarına uyuyordunuz. Şimdi serbest tüketici yönetmeliğiyle cebi çarpmayan elektriğe serbestçe geçebiliyor, elektriğinizi kendinize uydurabiliyorsunuz. Elektriğiniz yine aynı kaynaktan evinize geliyor. Elektriğinizin altyapısı kesinlikle değişmediğinden hiçbir kesinti yaşanmıyor. Geçmek için hiçbir ücret ödemiyor, hatta yerinizden bile kalkmıyorsunuz. Siz bilgisayardan ya da mobil cihazlarınızdan başvuru yaptığınızda kalan işlemleri kapınıza gelen kuryemiz tamamlıyor. Peki nasıl çalışıyor? Elektriğinizi cep telefonu attığınız gibi kullanıyorsunuz. Kendinize en uygun tarifeyi seçip faturanızı hafifletiyorsunuz. Elektriğiniz zamlanmasını istiyorsanız bir sene boyunca aynı birim fiyattan zamlanmayan tarifeye geçiyorsunuz. Ya da bir senelik kullanım taahhütü vererek avantajlı tarifeye geçiyor ve %10'a varan tasarruf sağlıyorsunuz. Tasarrufta şeffaflık çok önemli. Faturanızda harcadığınızı, kazandığınızı ve borcunuzu net net görebiliyorsunuz. 0850 450 0366 numaralı çağrı merkezimize ulaşıp aklınıza takılan bir konuyla ilgili bizden anında destek alabiliyorsunuz. Bu sizin şeyde bir parça yanlış giriş yapıldı. Evet. Ama burada şunu gördük. Sonuç itibariyle bazı şeyler değişiyor. Yani bazı fikirler değişiyor. Benim burada aslında sormak istediğim şuydu. Bir kere hani farklı bir bakış açısı geliyor artık. Demek ki biz artık abonelik merkezine gidip işlem yapmakla uğraşmayacağız. Daha çok evimize gelip hizmet veren tedarikçiler olmaya başlayacak. Siz onlardan bir tanesisiniz. 190 tane, 196 mı demiştiniz? 198 şu an. 198 tane, 200'e yaklaşmış tedarikçi var. Dolayısıyla hepsi de muhtemelen farklı servislerle, farklı hizmetlerle, farklı şekillerde ve farklı tarifeler uygulayabiliyor değil mi? Yani tabii. Tarifeler hepsi birbiriyle aynı değil. Tabii. Aslında ortada bir tane elektrik var. Yani şimdi operatörler tarafına bakıyorum, telekomünikasyon tarafına bakıyorum. Telekomünikasyon tarafında tarifelerin çeşitlenmesinin en önemli sebeplerinden birisi işte hem ses alıyoruz, ses hizmeti alıyoruz, hem SMS hizmeti alıyoruz, hem de internet data hizmeti alıyoruz. Dolayısıyla 3 hizmet olunca her birinin farklı şekillerde konulmasından inanılmaz yelpazeler çıkıyor. Sizde de 3 tane falan tarife var gördüğüm kadarıyla. Peki nasıl oluşuyor bu tarifeler? Çünkü elektrik aynı elektrik. Nasıl o tarifeleri oluşturabiliyoruz? Tabii elektrik aynı elektrik. Elektriğiniz kesilmez, herhangi bir altyapı değişikliği olmaz. Aynı ürünü size satıyorum. Evet. Yani hani voltaj değişikliği tabii, olmuyor tabii. Sonuç itibariyle. Ürün kalitesini değiştiremediğim için, ürün kalitesine iyi veya kötü yönde bir müdahale etme imkanım yok. Bu yüzden hizmet kalitemi değiştirmem lazım. Dolayısıyla
Biz evet fiyatlamalarımız için tarifeler yarattık. Devletin belirttiği bazı tarifeler var. Bunlar sizin ana tarifeniz. Yani eviniz varsa mesken tarifesindesiniz. Ticarethane bir ofisiniz varsa kendi içinde ayrılan detayları var. Orayı anlatmayayım. Bu ana tarifeler. Bunun üstüne biz kendi tarifelerimizi yarattık. Bunu yapan başka firmalar da var. Şu anda 3 tane bizde görüyorsunuz. 3 ev, 3 de iş yeri için bizde görüyorsunuz. Aslında biz yaklaşık 20 tane tarife kurgusunu yaptık ve kenara koyduk çoktan. Yani 20 tane ürün çıkarabildiniz bir elektrikten. Çıkarabilir durumdayız ama şu anda hem sektör çok yeni olduğu için hem de kafa karışıklığı yaratmamak için hepsini birden öne sürmemeyi kararlaştırdık. Öncelikle basit haliyle tanıtmak istedik. Daha sonra çeşitlendirebiliriz. Burada aslında amacımız ihtiyacınıza göre tarifeleri belirlemek. Aynı mobil operatörlerin yaptığı gibi sizin konuşmanıza göre paketler çıkarıyorlar örneğin. Evet. Biz de elektriği bu hale getirmek istiyoruz. Sizin kullanım biçiminize uygun tarifelerle size sunmak istiyoruz. Peki ben hani daha önceki bu çamaşır deterjanı örneğimden yola çıkarak, o biraz fiktif bir örnek, belki kurgusal bir örnek ama o kurgusal örnekten yola çıkarak şöyle bir şey sorsam. Şimdi ben böyle bir şeyin yanında neler beklerim sorusu aklıma geliyor. Mesela evimdeki otomasyon sistemi zaten şu anda hani yeteri kadar ev otomasyonu ne yazık ki Türkiye'de birçok evde yok. Doğru. Ki iyi şeylerden, sitelerden birinde oturmama rağmen böyle bir otomasyon sistemine sahip değilim. Buna etki edebilecek, otomasyon sistemini güçlendirebilecek bir şeyler yapmak mümkün olabilir mi? Ya da atıyorum evimdeki ampul açık kaldığı zaman, ışık açık kaldığı zaman onu fark edip cep telefonuma bildiren bir şeyler var mıdır? Çünkü tasarruftan bahsediyoruz. En büyük tasarruf, ben çoğunlukla evden çıkarken bazı şeyleri açık unutuyorum. Doğru. Şimdi aslında iki yönlü fayda düşünmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, bu elektrik işinin ürkütücülüğü, korkutuculuğu karşısında size bunu kolay anlaşılır hale getirmek. Yola çıkış noktalarımızdan bir tanesi buydu. Biz size daha açık, daha şeffaf, daha kolay ve anlaşılır halde bunu sunmak istedik. Ve öncelikle fatura tasarımıyla başladık. Yani evinize gelen faturanın sade bir vatandaş tarafından anlaşılması çok zordur belli araştırmalar yapmadığı sürece. Biz bunu kolay anlaşılır hale getirdik. Size sunduğumuz avantajları da gösterir şekline getirdik. İkincisi de bu bahsettiğiniz teknolojik gelişmeler. Evet, akıllı evler konusunda ciddi çalışmalar var, bizde de var. Akıllı evlerin ihtiyacı olan bazı altyapıları, bazı sistemleri de şu anda sunmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bunun örneği olarak iş yerlerinizle ilgili bir çalışma başlattık. Hatta bu hafta buna başladık, yola çıktık. Türkiye'nin büyük bir operatör firmasıyla anlaştık. Şu anda iş yerinizde tüketiminizi online'da görebilir hale getirdik. Yani size gelip kısa bir çalışmayla, 1-2 saatlik bir çalışmayla evinize veya iş yerinize, şu anda iş yerleri diyelim, iş yerinize ayrı bir sayaç takıyoruz ve size tüketiminizi online'da gösterir hale geldik. Bunu web sitemizde de bir süre sonra görebiliyor olacaksınız. Ve özellikle sanayi kuruluşları veya büyük ticarethaneler için de şöyle bir avantaj var. Siz üretiminizde veya tüketiminizde diyelim, tüketim gruplarınıza ayırabilirsiniz. Bu hafta yaptığımız bir örnek var. Bir fabrikada 13 tane farklı üretim hattı var. Bu 13 tane farklı üretim hattını parçaladık. Her birinin tüketimini ayrı ayrı ölçebiliyoruz. Bunları toplayıp bir modem vasıtasıyla, bu machine to machine kartlar aracılığıyla size ulaştırıyoruz. Bunu online'da görüyorsunuz. Kısa bir süre sonra cep telefonunuzdaki uygulamalarla da bunu görebiliyor olacaksınız. Anlık, günlük, haftalık, aylık istediğiniz şekilde raporlar çekebiliyor hale geleceksiniz. Tabii bunun da hem tüketiminizi kontrol etmek açısından hem tasarrufa yönelmek açısından faydaları var. Bir ilave faydası da reaktif dediğimiz güç aşımı ile ilgili çoğu zaman farkında olmadan yediğiniz cezalar var. Bunları engellemek işine de yarıyor bu yazılım. Nasıl cezalardan bahsediyoruz? Anlamadım onu. Şöyle, şimdi hepimizin tüketimle ilgili belli bir sözleşme, yani dağıtım şirketiyle yaptığım sözleşmede güç miktarı vardır. Siz bu gücü belli dönemlerde aşarsınız. Örneğin yaz ayı geldi, bir anda klimalara yüklendi. Çok fazla klimayı devreye soktunuz. Bu kişisel şeyler için de geçerli mi? Yani evlerde bu pek karşılaşılan durum değil. Ticarethanelerde özellikle olan bir durum. Ve bunun karşılığında bu güç aşımları sebebiyle reaktif cezası denen bir cezayla karşılaşırsınız. İşte karmaşık faturalarda bunu anlamanız çok zor.
Çoğu kişi de bunu farkında olmadan öder. Bugüne kadar hep böyle ödendi ve çok ciddi bedellerle de karşılaşabiliyorsunuz. Çoğu kişi, ben, aralarında ben de varım, şu anda duyuyor yani öyle bir durum var. Evet, bu kurduğumuz sistemde bu reaktifin yaklaşımını önceden belirlenen alarm seviyeleriyle size hem SMS olarak hem de e-mail olarak bildiriyoruz. Peki şirket ne yapıyor bu durumda? Herhalde şeyi mi, tüketimini mi azaltmak için bir yöntem var? İki yönde yapabilirsiniz. Bunu tüketiminizi azaltabilirsiniz ya da bunu bir takım teknik altyapı değişiklikleriyle, ufak yatırımlarla önüne geçebilirsiniz. Örneğin kompansasyon panosu denen bir sistemle bu işin önüne geçme imkanınız var. Neticede sizin faydanıza, sizin yarar sağlayabileceğiniz durumlar oluşturmaya çalışıyoruz. Teknolojiyle şu ana kadar buluştuğumuz ilk nokta bu oldu. Daha da geliştirerek size sunmak istiyoruz bundan sonra. Yani ben bunca yıldır teknoloji yazıyorum ve teknolojinin büyük ham maddelerinden birisi elektrik. Elektrik tarafında bu kadar az şey bildiğimizi aslında bilmiyordum. Yani hani gerçekten ciddi bir farklılık söz konusu ve biz o fiyatlandırmalara hep hani ya şu kadar geldi ödeyeceksin diye bakıyoruz ama hiçbir zaman onun nereden geldiğini, hangi kalemler içinde olduğunu, bir en son sadece üzerinde konuşulan bir konu vardı, belki siz de biliyorsunuzdur, kaçak elektriğinde elektrik faturalarının içine yedirilmesi durumu, o hala geçerli mi? Geçerli. Yani o şu anda herhangi bir şekilde orada bir değişiklik olmadı. Bu konuda Danıştay'ın bir kararı var bunun iptaline yönelik. Ancak uygulamalarla ilgili bildiğim kadarıyla henüz uygulaması başlamadı. Bir süre sonra bunu biz de duyacağız, öğreneceğiz. Peki enerji tarafında tabii siz hani sadece elektrikten bahsetmiyoruz, başka şeyler de var ama elektrik tarafı benim için şu noktada da biraz önemli. Ben geçen ay içinde otomotiv sektörünü ciddi bir şekilde test ettim. Yani 10 küsur tane araç test ettim. Ve işlerinde benim için en gelecek vadeden elektrikli bir arabaydı, elektrikli bir araçtı. Ve ama orada da şöyle bir problemle karşılaştım. Türkiye'de çok fazla şarj noktası yok. Yani hani şarj edebileceğiniz yer bulmakta zorluk çekiyorsunuz. Evinizde şarj edebilme imkanı çok fazla yok. Burada sizin bir rolünüz var mı? Elektrik şarjları, bir de o tarafta sizin mutlaka bir fikriniz ve bilginiz vardır. Elektrik şarjı işi nasıl gerçekleşecek? Yani bu iş için daha iyi yöntemler düşünülüyor mu? Gelecek yıl biz bunu görüyor olacak mıyız? Elektrikli otomobil işine Türkiye'de girdi. Şu an çok düşük sayılarda olmakla birlikte bu sektör gelişiyor. Benim şahsi olarak beklentim önümüzdeki 4-5 yıl içinde ciddi bir pazar haline gelecek. Birçok avantajı var. Yani konforu var, fiyat avantajı var. Çok fazla elektrikli otomobillerde ve elektrikli yürüyen aksam diye, yürüyen araçlar diyelim. Yani yanlış hatırlamıyorsam, çok özür dilerim lafınızı böldüm ama 4 liraya Ankara falan gibi şeylerden bahsediliyor. Bilmiyorum o var, rakamlar biraz, doğru mudur ama. Yani maliyetler üzerinden gidersek doğru rakamlara çıkıyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bununla ilgili biz de çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar tüm dünyada belli operatörler tarafından yürütülen sistemlerdir. Yani şarj istasyonlarını belli operatörler yönetirler. Bizim bu konuda girişimlerimiz var. Şu anda Türkiye'de belli mesafeler kat etmiş operatörler var. Onlarla görüşüyoruz. Kaç operatör olacak? Yani Türkiye'de kaç şarj noktası olacak farklı marka şeylerde? Şimdi benim bildiğim kadarıyla 5 tane firma var şu an Türkiye'de aktif olan. Bunlardan 2 tanesi özellikle ilerlemiş durumda. Biz de zaten biriyle prensip anlaşmalarımızı yaptık şu anda. Adetler yükselecektir. Şu anda öncelikle büyük şehirlerde ve büyük şehirlerin içerisindeki operasyonu kurma fikri var. Önce buna başladı herkes. Yani önce İstanbul, Ankara, İzmir, öncelikle şehirler enerjilendirilecek diyelim bu konuda. Daha sonra birbirine bağlanacak. Yani otobanlarda da şarj istasyonları göreceksiniz. Bunların çeşitli tipleri var. Aslında elektrikli otomobilin şarjı şu ana kadar gelmiş olan teknolojide farklı sürelerde şarj etme kapasitelerine göre tanımlanıyor. Bunun ev tipi olanları var. Evinizde garajınıza takabilirsiniz. Uzun sürede şarj edersiniz. Yanlış bilmiyorsam 12 saatte sıfırdan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Bunun sokak tipi olanları var. 8 saatlik şarj süresi var. Tabii burada hiçbir araç sıfırda gelmeyeceği için ve 100'e kadar doldurmayacağı için varsayımları üzerinden hareket ediliyor. Bir de fast charger denen 20 dakikada şarj eden tipler var. Bunlar daha çok otobanlarda kullanılacak olanlar. Tabii ki yolunuzu kesmemek için bu şekliyle gerçekleşecek. Yavaş yavaş bu sektör gelişiyor. Gören Bey, çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Enerji sektörü ama çok ilginç gelişmelere sebep oluyor. Dolayısıyla yenilikler olduğu zaman lütfen bize haber verin ve biz de bunu hani duyurmak istiyoruz. Çünkü izleyicilerimizin de bu konuda bilgilenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim ilginiz için.
Bir netizenin daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine burada bu saatlerde görüşmek üzere. İyi akşamlar.